Evet. Vallahi. Şimdi bakmayın millet artık. Şimdi zaten millet şey olmuş. Bilmem nasıl olmuş. Vallahi. Ay abi. Havuç var ya balık kırmış et akşam. Bir şey geçsin de bir şey çıkar. Kabartmadı mı bu? Kabartmadı. Görünüyor, görünüyor. Kabartmadı. Bu da aldığımız bilgilere göre. Mesela bu gül vardı orada. Orada gül belliydi. Şurada buna gülüyordu. Burada hoş böyle büyük bir yer. Eskidir. Çok eski bir yer. Burada beton içinde yoktur. Orası satıcı ya. Evet. Kemer taşıdır. Kemer var. Yani bakıp gelse, kadın kişi kimse şu taşları bunu toplayıp onu yerine kullanabilir yani. Olabilirsiniz. Ya bozabilirsiniz, yapamazsınız. Bozma serbest. Evet. Bu geri bozuyor lan, mahvettiler. Şey değilmiş ha. İstiyor, şu değil. Kapalı değil mi? Kapalı. 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 Baksana ya abi benim. Abi. Çok eskileniyor. Çok güzel planlar yapmışlar. Burada hem cami inşa etmek hem de böyle küçük bir oda mesela gibi tarzı. Eğer bizler seydalarımız sahip yani çıkmazsa onlar kayacak. Büyüklerimiz, alimlerimiz yani büyükler değil de kanalımız işte görülür yani. Böyle ihtimali var. Böyle şeyde zafete de düşmeyeceğiz. Çalışmadan bu işin biz. Onlar çatırda son düşmanı iyi çalışıyor. Ebil mevzu tanıdı. Valla bilene çok iş düşer. Çalışma gayret okuyacak. Allah muhafaza bu nesil. Ve bu işin doğasında var. Kimse istemez. Rafi. Yani şimdi düşün, benim bir coğrafya. Bugün Görüymak ilçemizin Gölbaşı beldesindeyiz. Yine bir tarihi mekanın yanı başındayız. Maalesef tahrip edilmiş bir tarihi yapı. Köylülerle konuştuk, amcalarımızla konuştuk. Eskiden burası camiymiş. Hatta bazı amcalarımız burada namaz kıldıklarını bile belirtiyorlar. Maalesef bakımsızlıktan, ilgisizlikten dolayı şimdi bu hale gelmiş. Hem yetkililerden hem de bu altın arayan insanlardan isteğimiz şudur. Yetkililerden isteğimiz bu camiye, tarihimize sahip çıkmalarıdır. Sadece burası değil. Bitlis'in gezdiğimiz çoğu yeri maalesef bu haldedir. Mesela Bitlis'te Mırcatlık Mezarlığı dediğimiz bir yer var. Yani 4000-5000 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Maalesef orası da bakımsızlıktan son derece kötü bir hale gelmiş. Bitlis'in merkezinde de dikkat ederseniz çalışmalarda da biz bunu gördük. Yer altında bilinçli bir şekilde tarihimizi, yani İslami medeniyet olduğu için tarihimiz bilinçli bir şekilde yok edilmiş. Çünkü dönüşüm, çarşının dönüşümünde de biz bunu gördük. Nereye bir kepçe atıyorlar, alttan çok güzel İslami motifli olan yapılar çıkıyor. Yani bu şunu görüyoruz. Bilinçli bir şekilde bir dönem İslami tarihi yok edilmiş. Tahrip edilmiş. Biz şimdi istiyoruz ki o İslami tarih, o motif gene eskisi gibi gün yüzüne çıksın.
turizmle kazandırılsın. Bunun gibi yerler. Mesela buraya anlatıyorlar, biz biraz önce içeri girdik. Maalesef mihrabın yanında dahi altın aramışlar. Aynen. Defineciler. Aynen. Bakın camiler, ondan sonra kümbetler, mezarlıklar, özellikle Müslüman mezarlıkları bilinçli bir şekilde yönlendirmelerle definecileri buraya gönderiyorlar. Ya düşünsenize, bir caminin mihrabında altın olur, olabilir mi? Bilinçli bir şekilde bunu söylemişler, onları yönlendirmişler ve gelmişler. Bugün caminin haline bakıyoruz. Mihrabı buradan delik bile açmışlar. Parça parça etmişler. Taşları her biri bir yerde. Yazıktır, günahtır. Yetkililere sesleniyoruz. Tarihimize sahip çıksınlar. Turizmimize kazandırsınlar. Bugün bu tarihi mekanlar aynısı batıda olsa emin olun. Yılda 50 bin, 100 bin ziyaretçi akınına uğrar buralar. Dolayısıyla buralara sahip çıkalım. Turizm Müdürlüğü'ne, Turizm Bakanlığı'na da buradan çağrımız olsun. Yetkililere çağrımız olsun. Sahip çıkalım. Tarihimize sahip çıkalım. Gün yüzüne çıkaralım. Onaralım. Gerekirse buraya bekçi bırakalım. 4000-5000 yıllık bir tarihimiz var bizim. Kadim bir şehridir Bitlis. Dediğim gibi nereye kazarsanız gerçekten tarih çıkıyor. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde maalesef tarihimiz tahrip edilmiş. Buna sahip çıkmamız lazım. Özellikle yetkililere buradan sesleniyoruz. Yazıktır, günahtır. Biz bugün bu tarihimize sahip çıkmazsak yarınki gençlik tarihi bilmez, yazık olur. Ben önceden küçükken babalarımla, dedelerimle beraber buraya geldiğimde burada daha ayaktaydı. Daha o zaman fazla defineciler tarafından daha yıkılmamış, ayaktaydı. Tarihi bir yerdi, tarihi bir camiydi. Müslümanların ibadet yeriydi önceden. Ama şu an maalesef defineciler tarafından tahrip edildi. Eski tarihimizi tahrip ettiler, yıktılar. Eğer büyüklerimiz el atsa bu tarihi yerimizi, tarihi kültürümüzü ve mimarisi, eski mimarisi gün yüzüne çıkarsalar seviniriz. Böyle bir güzel camimiz, eski kültür camimizi gene inşa etse, yapsa memnun oluruz. Ben bu cami eskiden namaz içinde de kıldım. Kapalıyken tahrip ettiler. Böyle bizim ecdadımız yeriydi. Biliyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Burası inşa yaparsalar çok memnun oluruz. Ama abi hatıla daha cami ha çekir bu. Kapalı bu. Başı da taf hazine mezene de garın. Taf harap kiren, taf eski kiren. Ama 506 hasta sağla ko çekir bu. Taf daha harap kiren. Tohazı köle ha be çekirin. Am tohazı köbe çekirin taze yenilmiş bikin. Ezare vi gundime, ez rabun, çayık biraniye min teş avul dava, ev camiye aneki lipiyan biye. Sağlam biye, camiye musulmanan biye. Maalesef camiye aneki tev yıkmış kirine, define cihan hed tevrib kirine, hırab kirine. Em tuhazın jmarup eyme, jmazme eyme, kom bazın evi cami jmara. Taze bikin, onarmış bikin, çi bikin. Maalesef camiye musulmanan, tırbe musulmanan tev define, cihan harap kirine, tahrip kirine, avul gund yerleşime gund, babu kalime kumazına gotubu yerleşime gund laneke biye, camiye gund laneke biye, mezare gund laneke biye. Ama avul yerleşime gund laneke biye, evi harap kirine, av kirine, emtuhazıc mazine me, şaradariye me, yöneticiye me, mazine etme, evi camiye laneke. Onarmış bikin gün yüzüne derbıkın ev tarihi me babu kalime tişanı kesbahi koçe bikin onarmışkin em zafiye hoş geçtim.